Honor 8A cep telefonu. Yerinize sıkı durun. Şimdi anlatacağım özelliklere sahip olan cep telefonu hem fiyat hem performans tarafından fazlasıyla sizi etkileyebilir. Dilerseniz hemen telefonun işlemci özelliklerine geçelim. 8 çekirdekli, 2.3 GHz hızında çalışan, işlemcilere sahip olan cep telefonu 3 GB RAM ile desteklenmiş. Bu sayede dilediğiniz oyun ve uygulamaları fazlasıyla performans açısından kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşatmayacaktır. Aynı zamanda 32 GB dahili depolamaya sahip olan cep telefonu 512 GB'a kadar arttırılabilir hafıza ile birlikte geliyor. Çift SIM kart destekliyor. Bu sayede istediğiniz kadar fotoğraf ve video çekebilirsiniz. Oyun yükleyebilirsiniz, dilediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Kamera konusuna gelecek olursak telefonun iki tane kamerası var. Yani hem önünde bir tane hem de arkasında bir tane kamerası var. Arka tarafa çift kamera konumlandırılmamış, nedenini bilmiyorum. Onun yerine arka tarafa 13 megapiksellik bir kamera yerleştirilmiş. Ön tarafa yerleştirilen kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğe sahip. Bu kameralar ile güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Tabii ki bu fotoğrafları çekebilmek için kesinlikle yeterli bir ışık ortamına sahip olmanız gerekiyor. Gerekli ışığı ayarladıktan sonra dilediğiniz kalitede fotoğraflar çekebilirsiniz. Ve cep telefonu Android 9 ile birlikte geliyor. Tabii içerisinde bulunan işletim sistemi Android 9 ama Android One ile karıştırmayın. Herhangi bir şekilde Android One'a benzemiyor. İçerisinde Honor'un kendi düzenlediği, kendi tasarımına sahip Android 9 tabanlı işletim sistemi var. Ve herkesin olmazsa olmazları olmuş olan şu an iki tane özellik var. Bunlardan bir tanesi yüz tanıma özelliği. Diğer özellik ise parmak izi özelliği. Bu özellikler sayesinde telefonu çok işlevsel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve Honor'un da üzerinde durduğu noktalardan bir tanesi de kesinlikle çok güzel bir ahize deneyimi ve çok kaliteli bir şekilde ses çıkardığını dile getirmişler. Tabii bu oran herkes için göreceli olabilir. O yüzden eğer bir telefonda yüksek bir ses deneyimi arıyorsanız bu telefonda o deneyimden bulabilirsiniz. Ve her telefonun olmazsa olmaz noktalardan bir tanesi de batarya performansı. Telefonda 3020 mAh batarya gücü var. Bu güç sayesinde belki tam bir günü rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Ama bu konuda kesinlikle garanti vermiyorum. Çünkü içerisine yüklemiş olduğunuz oyun ve uygulamalar fazlasıyla hem batarya gücünü hem RAM'i hem de depolamayı etkilediği için otomatikmen telefon bir günü rahatlıkla çıkarabilir. Tabii bu sizin elinizde. O yüzden yüklediğiniz uygulama ve oyunlara, gün içerisinde kullandığınız telefonun ekranını açık tutma oranınız veya oyun oynama oranlarınızı düşürdüğünüz takdirde tam bir günü rahatlıkla çıkartacağını düşünüyorum. Ve bu telefonla birlikte Honor 24 saat servis hizmeti de vermekte. Aktüellere gelecek olan cep telefonu iki farklı renk seçeneğine sahip, birisi mavi tonlarında, diğeri de siyah tonlarında. Her iki telefonla oldukça şık ve güzel bir şekilde durmakta. Dilediğiniz rengi seçebilirsiniz. Eğer telefonda oyun oynamaya bayılıyorsanız ve konsol arıyorsanız açıklama kısmına ekleyeceğim videodan da o konsola ulaşabilirsiniz. Gerçekten kaliteli ve güzel bir konsol. Açıklama kısmındaki videoyu izleyerek kararınızı kesinleştirin. Ve birçok kişi müzik dinlemeye bayılıyor. O yüzden FM radyo herkesin olmazsa olmazları arasındadır. Bu telefonda da dahili bir şekilde FM radyo gelmekte. Herhangi bir mobil veri veya internete ihtiyaç duymadan dilediğiniz radyo kanalını dinleme imkanına da sahipsiniz. Telefonun herhangi bir olumsuz noktasına karşılaşmadım. Tabii ki diğer telefonlara oranla çok fazla işlemci özelliklerine falan sahiptir illaki. Ama eğer basit bir kullanım arıyorsanız ve telefonda farklı şeyler yapmayacaksınız, ne bileyim, profesyonel fotoğraf çekmedir, çok iyi bir oyun veya herhangi bir şekilde performansa dayalı fazla bir şey beklemiyorsanız, bana kalırsa bu telefon hem fiyatı olarak hem de verdiği performans olarak bana kalırsa gayet sizlere yeterli olacaktır. Dilediğiniz şekilde, dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Eğer telefonu alıp kullanmaya başlarsanız yaşadığınız olumlu veya olumsuz noktaları lütfen yorum kısmından bize iletmeyi unutmayın. Takıldığınız her konuda hem Instagram hesabımızdan hem de videonun altındaki yorum kısmından yorumunuzu bırakın. Elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde dönüş yapmaya çalışacağım. Bir sonraki aktüel ürün incelemesinde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.